Bu ne? Çık. Ha. Hayvan gibi güzelmiş. Sepet update, dünyanın en gereksiz alışverişini yapıyorum. Şurada herkes birinin videosunu çekiyor. Şimdi size göstereceğim ne olduğunu, hiç fikrim yok. Çabuk sağa sola bak sistem. Çok iyi. Bir de kendime kimono aldım. Fuck! Günaydın. Yeni bir videoya ya da videonun ortasından hepinize tekrar merhaba. Anam yanlış yerden ben çıktık. Ben fark etmiştim. Hayda. Çıkarız. Küçük bir kayboluş yaşıyoruz. Evet, otelden çıktık. Aa, ruj sürmemişim. Neyse, süreriz. Yanımda bir adet ruj var. Bugün Harajuku'ya gidiyoruz. Harajuku buranın Kadıköy'ü falan herhalde, bilmiyorum. Görmeden bir şey diyemeyeceğim. Bakalım. Tokyo'da 3. tam gün. Devam edelim. Evet, çok hızlı Family Mart'a girdik. Emre çok acıktığı için sabah kahvaltı olarak. Sushi değil, onigiri alacak. Yo, şunlar güzeldi ya. Şunlar inanılmaz iyi. Geçen çıtır, şu hiç güzel çıtır değil. Hayır. Tunalısı çok iyi. Bence tuna alabilirsin. Bir tane daha al. Bu chicken mı? Fried chicken. Aşırı iyidir bu. Al. Fried chicken and mayo. Başka neyle tamam, var? Tamam yeter ya. Sen yiyecek misin? Sen de yiyeceksin. Al. Salmon and wasabi, mayo, minced tuna. Ben bunlardan birer tane sıkırdım. Emin misin? Bir de içecek alalım. Tost da alabiliriz ha. Hayır. Şu yumurta mayonezi çok övülüyordu. Oha, bu ne? Bunu istiyorum ben. Ama şu an değil işte. Akşam kalırsa bakalım. Buza baksana. Bu ülkede herkes çok yalnız ya. Tek yumurta satılıyor. Buzun tanesi 50 cent. Biz orada kilosunu alıyoruz. Bu ülkede meyve sebze çok pahalı. Kenara çöktük. Halbuki Japonya'da yolda yemek yemek ayıp bir şeymiş. Ama ne yapayım ya. Tabii buradan yırttınız. Sonra... Şurasını açıyorsunuz. Sonra bunu çıkartıyorsunuz. Yosun pirince değmiyor. Şu an yosun çıtır çıtır. En sevdiğim özelliği de bu. Sonra bu kenarlarını açıyorsunuz. Öğrendim ya falan. Sonra bunu oraya roll atıyorsunuz. Sonra bunu açıp roll. Roll artı roll. Sesi duydunuz mu? Çok iyi ya. İnanılmaz iyi. Doydum, bu beni tutar biraz. Burada bazı duraklarda şey var, stem, damga ve ilk kez buldum. İlk kez yanımda bir defter varken buldum. O yüzden şimdi ilk damgamı basacağım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Bakın, bakın. Yay, hadi gidelim. Bizim trenimiz gelmeyecek herhalde. Hı-hı. Bakın böyle yerlerde bekliyoruz. Ortası boş. Orada insanlar bekliyor. Orada biz bekliyoruz. Orada inenler ortada inecek. Bu açıdan herkes yerinde bekliyor. Evet. Ben bunu daha önce fark etmemiştim. Nasıl fark etmedin? Oha, göremedim. Amca sarı çizgi geçmem lazım. Of, çok dolu Emre. Ay. Evet, trenden indik ve şeyi kaçırdım. Sistem istasyonunun çıkışı, o çıkıştan çıkamadık. Tam çok oradan girelim. Kapandı. Şimdi ama oradan girerken gireceğiz, aynen. Şu an smoking station'da, çünkü vape'i bile smoking station'da içtiriyorlar. Araya. Pardon, smoking area. Böyle bir yer. Böyle kapatmışlar. İnsanlara göstermeden size göstereyim. Şuradan, şu sokaktan şöyle gireceğiz. Çok güzel bir yer burası. Güzelmiş aşkım. Bayağı güzel, evet. Biz biraz harcandık bence şeyde. Uniqlo'da aşkım, ben bunu alıyorum. Al hayatım. Jaws zaten güzel film bayağı. Ne kadar olduğu yazmıyor. Ama Jaws mı bilmiyorum. Okay. Ha, arkadaki tişörtler de oynuyor. Bunu alayım ben. Fiyat şey, bir tişört 1992 tişört 3500. İki tişört olur. Güzel. Bunlara bak. Bu sokağa geri dönüyoruz herhalde yakın. Aynen. Karşıda da tişörtçü var. Ramen yiyor. Ha. O anime şeyi galiba.
var. Şu da güzel değil mi? Bu da var. Beğenmedim. Beğenmedim. Hepsi farklı. Bakarak ilerliyoruz. Sonra döneceğiz ama hepsi çok, Allah kahretsin, biz dün niye Uniqlo'dan bir şeyler aldık? Şurada bilmiyorum. Kim onu satılıyor? Sen zaten Londra'da satılan şeyleri satın almak istedin. Allah kahretsin. Bugün kaç yüz para harcadık? Tokyo Star çok iyi. Ama çok iyi. Ama yeğenimi alamıyorum Tokyo Star'ı. Çok beğendim. Evet. Fredat Chili Peppers tişörtü ne alaka ya? Çok iyi. Güzelmiş o. Çok güzel eskisi var böyle. Phoebe Sam Butthead aşkı o. Metallica var ama şey yani. Injustice for All albüm kapağı. Peki ya ben? Ağzına ne tutuyor? Balık. Godzilla. Yo değil. Yo Godzilla gibi bir şey. Salladım Godzilla. Bilmiyoruz. Hay. O seni seçti bence. Beni hayır seçemem, beğenmedim. Geç fena değilmiş. Ben bunu dışarıda da giyerim. Ay çok iyi. Ay müthiş. Müthiş. Ne kadar mısın? Burayı saklamadım. Dükkanı kaça bırakırsın Japonya'sını öğrenmek ister misin? O bayağı iyi. O bayağı iyi. Ama onun şeyi, kumaşı kim o gibi mi? Bence var. Aşkım bunu sana almamız lazım. Al pederek alın. Bir ilk girdiğimiz sokaktan hemen almayalım. Bir gezelim de biraz. Bura güzel evet. Çok güzeller. Ben şunu da çok sevdim. Teyzem benim mi vardı? Hepsini bugün harcadım. Şu? Bunu doluyor. Şu da çok güzel. Tamam. Kol sallamakta kas yapmışlar. Öyle mi? Ha. Oha çok iyi. Ama. Çok iyi o. O çok iyi. Şu müthiş. O sen ondan bulsana alsana. Ama işte şansına çıkarsın. Öyle mi? Neydi ya? Yazmıyor üstünde. Yazıyordu belki. Öyle mi? Ama bu da marka. Bir şey diyeyim mi? Harajuku. Japonya, Tokyo'ya gelecek varsa kesinlikle önce Harajuku'ya gelin. Tamam, ilk geldiğiniz yer Harajuku olur. Çünkü Oydu Blok bizi yanılttı. Shibuya daha güzeldi. Gerçi Oydu Blok biraz büyük olabilir. Kaç yüzyıl ağır olabilir. Shibuya'dan mı güzel? Aynen, yani tam böyle Japonya'dan gitmeden mutlaka gelmem gereken bir yer benim de burası. Hacı Gurucang. Neydi? Gechapo. Neydi ya? Aha! Bunları alacağım. Tamam. Erken söylemem lazım. Hiç güvenim yok. Erken yok. Çok merak ediyorum. Ama en kötüsü geldi. En kötüsü neymiş ya? Evet o kötüymüş cidden. Yapacak bir şey yok. Biraz da kaybetti ya. Evet yine tatlı. Ama kötü. Ya da dedim. Alt katılayım. Biraz abartmışlar ya. Sonsuz opsiyonun var. Noodle alabilirsin. Gerçekten çok iyi. İnanılmaz iyi.
İnek süt. Çok iyi. Burada doğup büyüyen biri için var ya, efsane şey yani. Biz bilmiyoruz. Onlar hepsini biliyor. Değil mi? Çok haklısın. Bizde olsa küçük nargile falan satıyorlar. Yok be, ne nargile? İlker çikolatalı gofret. Anladın mı? Oha! Çok sana şey. Sana nargile dolu be. Nargile dolu. Ay, böcek var karşımda. Ama gerçekten var sanırım. Ha. Çünkü böcek ne biçimde öyle? Ben aklımı yitirdim. Ha şey mi? Ben göremedim bayağı. Dün böyle bir yerde yemek yemek için sıra bekliyoruz. Sonra giremedik. Sadece kartı kabul ediyorlarmış. Kartımız yok. Neyse, böyle Japonlar bana doğru bakıp bir şeyler diyorlar falan. Ne oluyor falan dedim. Yerde kakroç dedi. Bir zıplamam var. Kakroç mu falan. Bu kadar kakroç. Sonra Allah'tan öldürdü. Sonra hayatımı kurtardım falan dedi. Ben de hey, thank you falan dedim. Gerçekten hayatımı kurtardı. Şunlardan aldım. Buranın karşıya geçme butonları. Elinde bal kabak tutan geldi. Halloween edition. Çok iyi, Halloween edition. Patates arası patates, üstü garlic ve tereyağı aldık. Ama gıda boyası görünüyor yani. Aşırı sıcak olduğu için yiyemiyorum. Hava da çok sıcak. Öyle. Ama mutluyuz. Neden? Çünkü çok da mutlu değilim. Niye mutlu değilim ben ya? Çok sıcak hava. Yorulduk. Hava kafa sıcak. Karnın aç. Karnım çok. Karnım aç. Daha bugün hiçbir şey yok. Videoda yedin be. Hain. Yalan ya söylüyorsun. Bir lokma bir şey. Hayvan gibi güzelmiş. Öyle mi güzel? Mutluyum. Artık mutluyum. Ah, çok güzel. Marketten dondurma aldım. Harika bir dondurma. Bir dakika göstereyim. Göz kırp kamera. Ha tamam. Ayakkabılarımı aldım. Emre'ye de dün almıştık. Göster cicilerini. Asabi birisi. Evet, Harajuku Gyoza'dan gibi bir yere geldik ve sadece Gyoza yiyeceğiz. Kenarına oturduk bir de böyle. Önümüzde yapıyor. Ama çok uzak. O kadar sıcak yiyemez. Çok iyi görünüyor. Ama çok hayatımda ilk kez maçalı dondurma yiyeceğim. İçerisi kalabalıktı. Japonya'daki kural bu. İçerisi kalabalıksa güzel. Kapanıyor. Sıra al, sana sıra. Şimdi ne alacağım? Ne olduğunu bilmiyorum. Denenmesi gereken ne, bir şey. Ne, ondan mı alacağız? Öyle. Umarım seveceksin. Denemem. 3.80 diyormuş ya. Tamam, yapıştır. Kahve istemiyorum. Kahve cat vardı ya. Bulacağız. Çok yakın mı? Çok yakın oluyor. Ne olduğunu biliyorum ben. Dondurma geldi. Arigato. Thank you. Arigato gozaimasu. Bir şey diyeceğim, baya güzel görünüyor. Baya güzel görünüyor. Yapıştır. Korkuyorum ya, ya beğenmezsem. Ya ne olacak, neyin korkuyorsun? K-
O kadar mı kötü? Kına yedim. Kına mı yedin? Ay, öbüresim geldi. Tamam, ben yerim. Sen bunu tutman lazım ama. Bunda kına muhtemelen, ben yemiyorum. Tamam, onu süreriz elimize. Maçayı seven herkesten nefret ediyorum. Ama ben ya seversem? Yok, sevemezsin. Kına mı değil mi? Ben kına yemedim ki hayatımda, bilmiyorum. Ya kına kokuyor işte, of ya. Kötü değil ya. Kötü ya. Ben kına kokusunu da bilmiyorum, o yüzden sorun yok. Fazla elitsin Emre Osman ya. Kadının hiçbir şey değil mi ya? Erkeklerin kına ne alakası var? Ya bu arada, daha önce maçayı bir kere içtim. Ezel Su'nun şeyinden, kahvesinden, maça kahve mi diyeyim artık, maçasından bir gıdım, bir yudum almıştım. O da iğrençti. Yani iğrenç değil tabii ki de. Ben sevdim bayağı bu arada. Dondurma değil, anladın mı? Ben güzel sevdim. Değil. Her yerde no smoking yazıyor. Ama çok yazıyor. Niye bu kadar çabuk eridi bu? Ben bu ülkeye çok sinirli. Oha, aşırı hızlı yeri. Bir şey diyeceğim, dışarısı 35 derece olduğu için olabilir mi? Yandan komple yalasana. Her yerden akıyor. Hayır. Ulan bayağı akmış. İçeride mi kalsaydık? Çabuk bitir. Biraz orayı yalayayım mı? Belki dışı maç oldu diye. Kötü değil bu arada. Anlamadım. Tadı da yok öyle. Soğuk sadece. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Size ayakkabılarıma bakın. Maçadan daha güzeller. Çok güzel ayakkabı. Bu arada neredeyse aynısı bende var. Şurada herkes birinin videosunu çekiyor. Şimdi size göstereceğim. Ne oldu konusu hiçbir fikrim yok. Hazır mısınız görmeye? Ne olduğunu göreceğimizi bilmiyorum. Polo, Ralph Lauren'ın önünden mail bildiriyorum. İpek aydın. Sesin önünde biri var. Kim var acaba? Kim var acaba? Hiç de göremiyorum. Ben zaten kısa bir insanım. Niye bekliyorsun şimdi? Ünlü olmak tuhaf bir şey. Peki niye kimse içeri almıyorlar insanları? Niye? Normal bir dükkan ya. Belki onlara biz girebiliriz belki. Belki. Sanmıyoruz. Doğru, beni bağlamaz ki. Belki çok ünlü bir adam. Belki bağlar. Angelina Jolie geldi. Yok be. Olur mu anne? Baksana herkese. Avrupa birinin sandığı biri değil ya. Ve Amerika değil. Biz de şuraya çıksa? Çıkar. Biri bak, bir dakika. Kadın. Hayır işte, orada biri var. Kim acaba? El üstü keşke olsaydın. Sen kesin tanırdın abi. Gidelim tamam. Göremeyeceğiz. Çıkmayacak herhalde. Çığlık bekleyelim mi? Çıkacak mı herhalde? Şey nerede? Lobster nerede? Lobster. Belki buradadır zaten. Aslında önündeymiş. Sen istiyorsan burger yiyebiliriz. Az önce gördüm zıplayınca ya. Biraz daha geri gitsene. Ben görüyorum hayatım içeriği komple. Ben kim olduğunu anlıyorum. Sorry. Yok yeter artık ya. Yeter tamam. Aa gelmişiz. Lüks Lobster. Zaten buradaymışız ki biz ne satın önündeymişiz ki. Heyecanlandık ya, ünlü göreceğim. Japon ünlüsü ama yani hiç fikrim yok. Order here. Ne alıyoruz? Lobster. Regular. Lobster'ımızı aldık. 1 kilo lobster koymuşlar içine. Keşke ekmeği daha büyük olsaydı. Ayrıca şu kalabalığın hala yanındayız. Kadın çıkmadı. Şuraya çöktük. Belki kadın çıkarsa görürüz diye. Merak ettim abi. Merak ettim. Neyse yiyelim. Gel otur yiyelim. Yani tavuk olsa daha güzel olurdu. Benim köylülük seviyorsun. Deniz tadı var mı deniz ürünlerinin? Şu sirre çayı açar mısın? Dökerim, yakışacak baya. Haluçka'ya geri döndük, tişört falan alıyor. Baya iyi aslında ama almadım. Çünkü benim aldıklarım daha güzel. Emre'nin mekanına geldik. Yani hayda. Sadece sim sahibi falan. Ben bunu istiyorum, bunu aldık. Ama fiyat yazmıyor bana. Onu da satmıyorlar muhtemelen. Fiyat yazmıyor. Hadi onu alacağımız kadar eğleniyorum. Hiç o kadar mı? Yok. Toplam yok.
pahalı. Pahalı zevkler var. Ben gideyim magnet alayım, tişört alayım, bat pump alayım. Çocuk gidiyor böyle müzik aleti alıyor. Harika. Gidip en güzel buldum abi. Daiso'dayız. En heyecanlandığım yerlerden biri. Burası 1 milyoncu yani 100 yenci. Neredeyse her şey 100 yen. Şimdi bu sebebi dolduracağım, sonra bir bakarız tekrar. Belki boşaltırım biraz. Bir şey yıldız dolu balon alayım mı? Çıkma aklına gelecek her şey var herhalde. Alabilirsin istiyorsan. Aa bak. Aa o ondan mı? Bizimki daha güzel. Baskıyor da basamıyorum ki. Taşıraya bakıyorum. Bağırıyor. Bağırıyor mu? Basınca bağırıyor. Kafası yok. Kafası yok. Absürt şeyler çekiyor. Kafası yok. Belki başka taşlarda kafası satılıyordur ve onları birleştirmeye çalışıyormuş. Şöyle düşünün Japon kültüründe ama. Şu güzelmiş. Ne yazıyor sen? Taş sözüyorsa mutlu olacağım. Bilmiyorum hayatım. Önemi var mı? Aldım. Ama niye aldın? Ne bu? Çok hoşuna mı gitti? Şey. Hayır, işte tradisyonel bir şey benziyor. Anlamaya çalışacağım en son. Nereye bırakacağız? Ortaya bir yere bırakacağım. Telefon kısmı var. Bunlar yüz yen olamaz. Ay, domates. Sepet update yaparım. Sepet update. Dünyanın en gereksiz alışverişini yapıyorum. Bir dakika, aldığım şeyleri göstereyim. Silgi. Böyle bir şey. Anahtarlık galiba. Beyzbol topu bulduk. Kedi şeklinde makasa ihtiyacımız yok mu? Bana bunu kanıtlayamaz. Yo, var zaten. Satmıyor. Ha, sonra. Almadın. Baksırımız yok ha. Baksırım o. Ama ne yapacağım? Baksırı alalım ya. Herhangi bir dokümanla uğraşıyordun, çıktı, çıkmış doküman. Yazıcımız yok, daksili ne yapacaksın? Ama mantıklı yazık, değil mi? Ha tamam, ihtiyacın varsa al. Ama ajanda daksil izim olsun istiyorum. Yani daksil silmiyor ki. Neyse, bant aldık, bant yapıştırdım. Bant yapıştırdım. Rönesanslı bant aldık, Rönesanslı bant. Aa, bunu da alalım. Ama ne demek ki bu? Neyse olsun, Japon hiçbir şey yok. Halabiye falan ediyor, o ne be? Halloween olmasın? Hayır. Korkunç değil. Kullanmıyorum onu. Onu alma. Başka bir şey var. Öyle al. Evet. Sepetimizi doldurdum. Şöyle sepetten tutun. Anneme 2,5 numara gözlüğe kadar. O kocaman gözlüğü. Güzel çıkıyor. Bunu anneme gerçekten almalı mı? Ödemeyin diyor. Evet, şuradan yine şeydeyiz, bilmem ne street'deyiz biz ya, bilmiyoruz. Harajuku'nun istasyonun yanındayız. Nasıl canım? Bir de bana... Krema yedim sadece. Dondurma mı istiyorsun? Dondurma istiyorum. Çok iyi. Şimdi dondurma ya. Manyalı. Şunu şuraya koysam. Düşerse kırılır. Tutayım ben sizi böyle ya. Düşer mi? Çok soğuk. Çok iyi. Biz yine yemek yemedik. Aslında yemek yiyecek. Sonra fark ettik ki ikimiz de aç değiliz. Sırf yemek için yiyoruz. Sonra dedik ki daha 8-9 günümüz var, illa yeriz. Yakitori yiyecektik yani. Şiş. Kebap. Yemedik yani. Yiyeceğiz ama. Şimdi tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Hatta geldik. Özellikle bu istasyona yürüdük çünkü
stamp alamamıştık ya. Bu sefer bulacağım. Heyecanlıyım. Gençliğim yerinde. Aynı bana olduk. Geldik. Çabuk sağa sola bak stamp. Aha buldum. Yes. Yaşasın horoz. Tamam, stampinizi aldık. Şimdi bilet aldık. Biz milyonlarca şey almışız. Çok sinirlenmişim bir şey görmem lazım. Poşet nerede? Merhabalar sayın gönül dostlarım. Eve gelmiş bulunmaktayız. Çok pis yoruldum. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Biz de gelirken şeyi fark ettik ya, inanılmaz bir şekilde gördük yine. Dışarıda doğru düzgün yemek yemiyoruz çünkü acıkmıyoruz. Yani işte bugün sabah çıktık, Emre onigiri yedi, sonra ben patates yedim, sonra bir şey yedik mi ya? Dondurma yedim, sonra yemek yedik ve gyoza yedik sadece. Arkasına bayağı yemişiz ya tamam. Ya ama yediğin patates çabuk da küçücük patates. Şu kadar patates. Lobster yedik. Bir lobster ikimiz bölüştük falan. Lobster yedik diye şimdi bir şey bakayım ben. Ha. Lobster sandviç yedik. Ayakkabı aldım. Bugün aldığım şeyleri göstereyim sana. Hala içinden bir şeyler çıkıyor ya. Ayakkabımı gördünüz zaten ayakkabımı. Ha, eski ayakkabım burada. Onu kaldırıyorum. Niye bu? Evet, şimdi neler almışız bakalım. Çok da hatırlamıyorum. Önce ayakkabımı göstereyim. Hayatımda benim tarzım yavaş yavaş değişiyor, o yüzden çok ilginç ama hayatımda ilk kez kibar bir ayakkabı aldım. Samba aldım. Sambaymış yani, üstünde Samba yazıyor. Bence çok tatlı. Beyaz, kırmızı ve lacivert. Bilmiyorum şu an içerideyim ya, ışıktan ne kadar görüyorsunuz emin değilim ama bayağı tatlı. Fiyatı ne kadardı bilmiyorum. 11 bin miydi? 15 bin miydi? 14 miydi? Öyle bir şey. Neyse. Bir adet samba aldım. Japonya'da ayak numaram 23 ya da 23,5'muş. Santim direkt. Ayağım 23-23,5 santimmiş. Onun dışında Gojugang, Gojupang neydi? Gojujang neyse. Oraya girip bir tane, bunu sanırım alırken görmüşsünüz zaten. İnanılmaz tatlı. Aa, ve basılıyor, çok iyi. Buradaki şeyler, karşıdan karşıya geçmek için bastığımız tuşların adam versiyonu, aynı zamanda elinde de şey tutuyor. Çok iyi, basabiliyorsunuz böyle. Bir tane daha Gojujang oynadım. Gojupan, hatırlamıyorum adını. Gachapon. Gachapon, Gachapon, tamam. Onda da şey, Powerpuff Girls vardı. 6 seçenek vardı. En son çıkmasını isteyeceğim seçenek geldi. Evet, şu ana kadar her istediğimde en güzelini aldım. En istediğimi aldım. Bununla da böyle geldi. Ama çok üzüldüm bu arada yani. Ben şu an olgunlukla karşılıyor olabilirim ama sağlığım üzüldüm o an. Böyle pelerinli. Şeffaf arkası. Sonra ayakkabıyı aldığım yerden böyle bir şey aldım. 880 yen falandı yani. TL'ye nasıl çevireyim bilmiyorum. Ayakkabı temizleme şeyi. Silgisi. Nasıl bilmiyorum, göreceğiz. Bir Japonca bir şeyler yazıyor, anlarım. Google Translate çok iyi. Fotoğrafını çekiyorsun, çekmeden bile ekranı tutuyorsun, böyle gösteriyor. Sonra böyle bir şey aldık, ha market, bir dakika çok karışmasın. Sonra ilk girdiğimiz yere, Harajuku'da geri döndük. Orada çünkü çok güzel tişörtler beğenmiştim. Tişört aldık ve yeğenime bir tane şapka aldım. Kafama da sığmıyor çünkü küçük. Hediye. Hediye şapka. Pikachu'lu. Bence çok yakışacak ona. 54 santimmiş. Biraz büyük ama küçük. Ama ona şu an büyük gelir herhalde. Biraz daha büyüyünce takar. Ana, benim kafama sığdı lan. Biraz zorlayınca. Oha. Bakın. Baya baya sığdı. Neyse. Sürekli takar. Çok küçük almak istemedim. Kafaları çabuk büyüyor. Baya büyüyene kadar her yıl takabilirim bunu. Sonucuma bir tane kese almışız.
Bunu Daiso'dan aldık. Şimdi Daiso diye bir yer var, tamam mı? Bayağı bildiğiniz bir milyoncu. İçinde saçma sapan her şey var. Ama mantıklı şeyler de var. Ama çoğunlukla saçma sapan. Ve her şey 100 yen. Yani her şey yarım pound. Ay şey aynen. Yarım pound gibi. Yani her şey 20 lira gibi. Ya bu 20 liraydı. Böyle deyince çok pahalı geldi. Yarım pound. Oradan bir sürü şey aldım. Hepsini göstereceğim. Saçma sapan bir şey mesela. Islak mendil aldım. 80'li. Çünkü üstünde Pikachu var diye aldım. Yarım pound. Ördek aldık. Bu da bu 200 müydü? Yok bu da 100'dü. Bisiklet kornası aslında. Öyleymiş yani. Biz de dün de aldım. Yok 2 gün önce falan da bunun benzerini almıştım. Çok daha pahalıya almıştım. Aynı işlevi görüyor sanırım. Bugün birini de gördüm bu arada bisikletine takmış. Böyle bisikletinize takıyorsunuz önüne. Nasıl çalıyorsunuz? Böyle bakın onun da kaskı var. Çok tatlı çünkü güvenlik. Safety. Aşırı tatlı. Çok iyi. Neyse bir tane daha alalım. Bu da 100 yendi ya da 200 yendi. Yani 20-40 lira arası bir şey. Bir iki tane tren biletinin receipt'ini bastırdık. Fişini bastırdık ki eve gidince harika bir proje planlıyorum. Müthiş olacak. Bunların hepsini kullanacağım. Onun dışında Daiso'dan aldığım aptalca şeylere devam edelim. Üstünde Japonca bir şey yazan meyve suyu, süt ve üzüm suyu. Silgisi ama. Bunlar silgi aynı zamanda. Sadece aynı zamanda değil, sadece silgi. Sonra böyle Petit Blok diye bir şey gördük. Bunlar da tanesi işte 100 yen. Gösterim her şey 100 yen, öyle düşünün. Böyle penguen oluyormuş. Lego gibi bir şey yani. Görmüşken aldık birkaç tane. Bu herhalde bir çeşit krokodil. Dinozorla timsah arası bir yaratık. Bu da böyle. Bir tane daha almıştık. Bulamıyorum. Neyse. Bulurum. Bir tane beyzbol sopası aldık. Neden orada beyzbol sopası var bilmiyorum. Neden bu kadar ucuz onu hiç bilmiyorum. Açabilirsem göstereceğim. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Yani gerçek değilse de sonuçta hayatımda hiç beyzbol evet, sopası ellemediğim için. Oynamak ister misin? Var. Aa burada vardı. Ha? Gidelim oynamaya. Top atmıyorsun da yani vuruyorsun. Topa vuruyorsun. Tamam. Bunu da atayım. Bir şey diyeceğim ya. Niye ondan bir tane aldık? Kaç tane aldı? 3-5 tane aldım. Ne bileyim. Artık bir beyzbol sopamız var. Böyle sergilemek için altına da küçük bir şey varmış. Böyle sergileyeceğiz. Bu 200 pound. Aman. 200 yendi. Yani işte 1 pound. 1 pound'dan çok az daha fazla. 50 lira diyebiliriz. Sonra devam ediyorum dayı olan. Edemiyorum ha ediyorum. Bir tane böyle burada sanırım ünlü baş parmağı ayrı olan çorap aldım üstünde. Asabi bir samuray var. Bir tane şey dökmelik böyle bir tarafı derin bir tarafı değil. Ne bunun? Soya sosu dökmelik böyle bir kap aldık. Seramik. Bir tane saçma sapan işte yani. Bunu da Japonya'dan almazsın pek anladın mı? Bunu git. İngiltere'den al, Türkiye'den al ama aldım. Fırın eldiveni. Ama mini. Hepsi bana büyük geliyordu. Al, bu tam geliyor işte. Emre'ye de zor sığdı. Sığmadı. Emre tutmasın fırını. Ben tutarım. Renkleri de güzel. Devam ediyorum. Bitti sanmıyorsanız yanılıyorsunuz. 200 yene, 220 yen gerçi ben. Hep 200 diyorum çünkü burada önce vergisiz fiyatı yazıyor her yerde. Altında vergili yazıyor. Eğer 5000 yenden fazla harcarsanız yüzde yani vergiye düşebiliyorsunuz. Vergi %10. Yani aslında 220 yen. Bir tane böyle çerçeve aldık. İnanılmaz ucuz. Tahta. Ama iş görür. Emre'nin buradaki yüksek lisans diplomasını asacağız. Japonya'dan aldık çerçevesini. Çok iyi. Aa bir tane iPhone kılıfı aldım. Yine random. Çok ucuz ya. Bir dakika ben Türkiye'de en son iPhone kılıfı fiyatına baktığımda 160 lira falan almıştım. Tam dandik değildi belki falan. Dandikleri de 80-90 lira mıydı? Bir dakika hemen... Ya alt tarafı yeşil, sarıymış. Haydi. Ama böylece ayakta durabiliyor. Ama çıkıyor mu? Böyle. Çıkıyor mu? Aa çıkıyor. Evet. Çıkardım hatta. Neyse. Böyle telefonunuz ayakta durabiliyor. Çok iyi. Alt tarafını görmeden almıştım.
da 20 liraydı. Rengini beğendiğim için aldım direkt. Çok güzel rengi. Beni böyle görün. Neyse olur herhalde. iPhone 13 içinde. Tekrar sıralım. iPhone 14 veya 13 diyor. With stamp yani. Stanley olmuş. Başka. Çok karıştı. Karışık mı gitsem artık? Yeter ya. Bir tane bant almışım. Resim yaparken kenarına çerçeve yapmak için. Yani bunu niye Japonya'dan aldım diye bilmiyorum. Gördüm aldım. Bir tane böyle anahtarlık aldım. Yani köpek balığı işte peri. Bir tane daha çorap aldım. Üstünde çıplak samuraylar samuraylığını yapıyor. Böyle. Aradın da kebele kelebek mi var ne? Saçma. Ne bir baş var mı ayrı. Çok salak duruyor. İki tane küçük toka aldım. Bele. Güzel görünüyor. Bu çok güzel ya. Bunu Emre ile ikimiz çok yükseldik. Bir tane böyle küçücük kasa aldık. Hani ne yapacaksınız diye sorun. Aldık. Gerek var mı? Bir şey yapmamız. Çok güzel görünüyor. Bir tane bunu Emre, bunu aldığımı gördün mü? Son anda çok hızlı bir şekilde sepete ekledim. Görmemiş. Mutfak havlusu. Kenarında şey var. Squirrel. Sincap. Böyle mutfak. Ay. Dandik incecik bir şey aldım. Çok ucuz da aldım. Bir tane bunu çok merak ediyorum ya. Yine bant aldım. Ama Rönesanslı. Hemen açalım bunu. İnanılmaz merak ediyorum. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Aa. Bu kopuyor mu? Kopuyor bir de kağıt. Artık alnımda Rönesans tablolu bant var. Devam ediyoruz. Çok iyiymiş lan. Oğlum müthiş. İki tane böyle bayrak mı deniyor artık? Neyse iki tane bundan aldık. Bir tanesi böyle üstünde samuraylar dans ediyor. Dans etmiyor. Ne yapıyor? Güreşiyorlar. Bir tanesi de üstünde ne yazıyordu? Ice. Ice mi yazıyordu? The best ice gibi bir şey yazıyor. Ama anlamıyor yani. İşte biz çevirip baktık o an. Bir tane de köpek balığı şeyi almışız. Legosu. Blok. Mini blok. Şu alnımdakini çıkaracağım. Şuraya asabilirim yapıştırabilirim. Ah çok güzel görünüyor. Bir tane de böyle bir kap aldık. Tabak aslında bu. Tek kullanımlık mı? Olabilir. Değil sanki. Soya sosu dökmelik. Hafif, çok hafif çukur böyle. Canım anama iki tane gözlük aldım. Biri 2,5, biri 3 numara. Okuma gözlüğü. Annem istiyordu çünkü. Ucuz bulursan al. Kırılıyor. Tarlaya götüreceğim falan diyordu. Al anneciğim götürürsün. Heh, bir tane fan aldım böyle. Fan mı deniyor mu? Neyse. Aa çok güzel. Müthiş. Wow. İşe yarıyor muymuş? Aşırı işe yarıyor. Al. Bir dakika gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha. Dene bakayım. Sağlam veriyor. Sen daha. Emre böyle. Tamam. Bitti mi? Bitmedi. Sanırım ilk sepet attığım şey buydu. Böyle bir mum aldım. Saçmalık. Çok güzel görünüyor. Bu da yine 100 yen. Her şey 100 yen. Yani bunlar 100 yen değil. Bir dakika. Bu 100 yen. Yine bir adet çerçeve aldık. Daha küçük. A4'ün yarısı. Ha. Bunların tanesi 30 yendi. Size yemin ederim ne olduklarını bilmiyorum. Ama şeker bölümündeydi bence. Şöyle. Şimdi bunlar patlayan şeker olabilir, ağızda köpüren şeker olabilir, sabun olabilir, bath bomb olabilir. Ama bence ağızda köpüren şeker bunlar. Aa yazıyormuş lan. Soda bubble candy. Cola bubble candy. Grape bubble candy. Yiyeyim bir tanesini. Grape yiyeyim. Nasıl açacağım bunu? Tamam böyle içinden random böyle bir şey çıktı. Bunu suya mı atmam gerekiyor? Aşkım. Nasıl bir şey bu biliyor musun? Ne yiyor ki görmedim. Ha ne o? Nasılmış? Ağzımda şu an üzümlü gazoz içiyorum. Ha, güzel mi kötü mü? Ama katı bu. Dene aşırı iyi. Ha iyi tamam. İyi değil ama iyi yani böyle şey kola falan içerken şey olur ya ağzının içinde asitler patlar ha. Falan. Şekerin içinde patlıyorum. Şeker attım patlıyorum. Mi? Çok saçma. Ağzımın içi köpürüyor gerçekten. Sabun yiyorum. Sabun yiyorum şu an.
Ne oldu? Isırınca köpürdü. Yine bir tane inanılmaz gereksiz bir şey aldım. Konteyner şeklinde teneke, kutu. Konteyner gibi görünüyor diye aldık. Ağzım içinde köpürüyor yavaşça, çok komik. Bu kadar Daiso'dan sonra Fender'den. Unuttun değil mi aldığımı? Fender'e girdik, Emre gitar çaldı. Gitarın birine aşık oldum, fotoğrafı şuraya koyayım. Bir sürü pen aldık, hepsi Japonya ile alakalı. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum, bir şey almışız. Ha, hatırladım. Evet, çok güzel bir şey bu. Bir tane şuriken almış. Ninja yıldızı. Ninja yıldızı, ha. Ninja yıldızı, tabii keskin değil. Ama az keskin. Azıcık keskin. Evde yani. Var ya, bıçak bile bir şey. Öyle. Sonra cuma, birkaç tane tişört aldık yani, iki tane. Biri bu. Emre'ye aldık, önünde ne yazıyormuş? Samurai King of King yazıyormuş. Arkası çok güzel bunun. Şeker ağzımda köpürüyor. Ben bir çoktan bitiriyorum. Benimki inanılmaz güzel. Bunun önünde ne yazıyor bakmama. Önü burası. Çok güzel yine. Bir de kendime kimono aldım. Yani kimono mu bu, emin değilim. Gülme. Şöyle. Keten ama bu. Saten değil. Böyle bir kimono aldım. 3000 yendi galiba. 2800 falan. Bitti. Yani bitmedi. Sonra dönüşte gelirken markete uğradık. Marketten aldıklarımızı göstereyim. Japonya'ya gelmişken en kalitesini buluruz. En iyileri buradadır falan diyerek bir sürü yosun aldık. Maki. Her markadan birer tane aldık. Onun dışında ne olduğunu bilmiyorum. Coffee Beat yazıyor. Tahminimce kahveli şeker. Yine ne olduğunu bilmediğim. Yani ne olduğunu bilmediğim derken bakıyorum. Muhtemelen güzel bir şey çıkacak. Yani bir de denemek için geldik buraya. O yüzden alıyorum. Şeftalili sakız ya da şeftalili şeker olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey aldık. Şarjım bitiyor çok hızlı. Bir tane patates cipsi aldık. Şey satalım altına. Bir tane böyle bir çikolata aldık. İçinden kajun cevizi falan çıkıyor. Makademia çıkıyormuş içinde. Türkçesi ne bilmiyorum. Başka bir tane böyle bir şey aldık. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ahtapotmuş. Yani ahtapot görünüyor zaten. Bir dakika, ne olduğuna bakalım hemen. Bunu açayım mı? Fuck! Ahtapot çıktı içinden. Ne bekliyordun? Ahtapot var işte. Canlı mı? Niye şaşırdın? Gerçek ahtapot mu? Oğlum ben jelibon, ahtapot şeklinde jelibon falan bekliyordum. Hı, gerçek bunun içinden. Ahtapot mu? Ne versin? Hoş değil. Ye ve... Çok unexpected, yatağın üstünde ahtapot yemek istemiyorum. Bayağı ahtapot kokuyor. Devam ediyorum, şarj bir tane. Bu neylerin, şekerlerin yanında değil miydi bu ya? Evet, şekerlerin yanındaydı. Cipsin yanında mı? Üstü de şeker, arkasına bile bir çip bakmamışım, arkasına da. Arkasında varmış ki ya. Evet, ahtapot varmış. Neyse, bir tane maçalı bar aldık. Üstünde Japan yazıyor. Ekim sonuna kadar yemem lazımmış. Maşalı dondurma yedim, iğrençti. Bunu yiyeceğimi düşünmüyorum. Tamam, çok hızlı bitmek üzere. Bunun da ne olduğunu tam anlamadım ama sanırım pirinç cipsi. Şöyle arkasında bir şey var. Bu akşam çok merak ediyorum. Biz zaten şimdi yemek yiyeceğiz. Aha, böyle parça parça. Fıstık ve pirinç cipsi denen bir şey var. Bunların hepsi zaten. Açıyorum ama. Daha göstermediğim birkaç bir şey var. Onlarla beraber ben size bir video çekerim. İngiltere'den, aman, Japonya'dan aldıklarımı diyorsa orada beraber tadına bakarız. Bir de böyle bir rulo kat çakması bir şey aldık. Ya da belki rulo kat bunun çakmasıdır. Ve son olarak akşam yemeğimiz, çok özendiğim için aldım yani, saçma sapan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen tavuk ya da balık var. Ekmek arası, tavuk balık. Burada bayağı ünlü şeyler bunlar. Yani şu ünlü daha çok. Bunun ünlü olduğunu da bu arada Japonamıza izleye izleye öğrendim. Ekmek arası noodle. Satılıyor böyle ve insanlar yiyor. Çok merak ettim, aldım. Bir tane de somonlu onigiri aldık. Akşam yemeği olarak bunu yiyeceğiz. Acıktım, mecbur ahtapotla açtığım için ahtapotla yiyeceğiz.
Kendinize iyi bakın efendim. Başka videolarda görüşürüz. Bir sonraki Japonya vlogumu izlemek için abone olup zili bildirimi her şeyi açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Arigatou gozaimasu.